Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 142-147. ayetler arasında değerlendireceğiz. Bu bölümde Allah-u Teala münafıklarla alakalı bazı meseleleri bize bildiriyor. Münafık, içi başka dışı başka olanlara verilen bir isim. Aslında kalben iman etmediği halde diliyle iman ettim diyenlere münafık denilmekte. Ve tarih boyunca inananların arasında böyle münafıklar da yer almış. Ve bunlar bir takım gayelerle ya Müslüman toplum içinde varlıklarını devam ettirebilmek için veya gizliden gizliye onları çökertebilmek için bu gibi gayelerle münafıklık yapmışlar. Münafık aslında inanç itibariyle mümin değildir, kafirdir. Ama kafirden farkı diliyle iman ettiğini söylemesidir. Kafirin ne olduğu bellidir ama münafık görünüşte mümin olarak görülür ve bunlar çok daha fazla zarar verebilirler. Diyelim insana dışarıdan bir takım müdahaleler yapılsa insan daha rahat kendini koruyabilir ama içeriden mikroplar bünyeyi çökertebiliyor. Münafık İslam toplumu içerisinde bünyeyi içten çökertme tarzında faaliyetler yapar. Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla alakalı değişik yerlerde bahisler var. Hatta surelerden bir tanesi Münafıkun suresi. Nasip olursa programlarımızdan birinde o sureyi de ele alacağız. Orada tamamen münafıklarla alakalı bir bahis söz konusu. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak baktığımızda Kur'an'ın değişik yerlerinde zaman zaman münafıklardan söz edildiğini görmekteyiz. Nisa suresindeki ayetlerde, Bakara suresindeki ayetlerde de münafıklardan hayli bahisler var. Bugün medar bahsedeceğimiz bölümde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnel münafıkîne yuhâdiûnallâh. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Ve huve hâdiuhum, ama Allah onları aldatır. Burada tabi Allah-u Teala aldatır mı? Buna müşakele üslubu deniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde böyle bir üslup zaman zaman dikkatimizi çekmektedir. Yani Allah onların aldatmalarını kendi aleyhlerine çevirir. Onlar kendilerine göre plan kurar. Allah da plan kurar. Ve onların tuzaklarını kendi aleyhlerine çevirir. Kendi kazdıkları kuyuya onları düşürür. Bu anlamda değerlendirilmiştir. Ve izâ gâmu ilâ salâti gâmu küsâlâ. Münafıklar namaz için kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Peygamberimiz dönemi düşünülecek olursa, Peygamberimiz döneminde 10.000 kişilik Medine'de 1.000 civarında münafık da varmış. Yani nüfusun onda biri münafık. Bunlar Müslüman görülüyorlar ve dolayısıyla namaza da geliyorlar. Ama namaza gelmekte samimi değiller. Namazı Allah için kılmıyorlar. Dünyevi menfaatler için kılar görülüyorlar. Ve namaza giderken içlerinde bir istek yok, bir heyecan yok. Geliyorlar ama tembel tembel, isteksiz bir şekilde bu tarzda geliyorlar. Meselenin tabii başka cihetleri de var. Aslında Peygamberimiz münafıkları ferasetiyle, engin ferasetiyle bilmekte. Allah-u Teala Muhammed suresinde geçen bir ayette, eğer diyor biz isteseydik, o münafıkları tek tek sana gösterirdik, sen de onları simalarıyla tanırdın. Ama diyor buna lüzum yok, sen onları sözlerinden de zaten tanırsın. Yani münafık konuştukça kendini ele verir, onun münafık olduğu kelamından bellidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, engin ferasetiyle münafıkları biliyordu ama onlara Müslüman muamelesi yapıyordu. Bu da Peygamberimizin ince bir siyaseti. Böylece bunlar istemeye istemeye de olsa namaza geliyorlar. Namazlardan sonra Peygamberimizin sohbeti var. O sohbette bulunuyorlar ve bu tarzda İslam'a muhatap oluyorlar. Ve bir kısmı büsbütün de insafsız değil, büsbütün bozulmuş değil. Bu gibi gidip gelmelerin neticesinde samimi Müslüman haline gelebiliyor.
Böylece dilindeki iman sözü ta kalbine kadar nüfuz edebiliyor. Nitekim bunların sayısı başta 1000 civarında olmakla beraber Peygamberimiz döneminde Medine'de gittikçe sayıları erimiştir ve bunların pek çoğu samimi Müslüman haline gelebilmişlerdir. Günümüzde de diyelim münafıkan hareket edenler elbette hem bu toplumda hem başka toplumlarda vardır. Kur'an'ın bu konudaki genel ölçüleri çerçevesinde hareket edildiğinde elbette hem onlara karşı Müslümanlar ihtiyatlı davranacaktır hem de onlara Müslüman muamelesi yapmak suretiyle bir kısmının en azından hidayetine vesile olunabilecektir. İşte ayet-i kerime onların namaza geldiklerinden de söz ediyor. Ama onlar namaza geldiklerinde tembel tembel gelirler. İstemeye istemeye gönülsüz bir şekilde gelirler. Ve yuraunen nas ve onlar insanlara gösteriş yaparlar. Yani gösteriş için namaz kılarlar. Orada bir poz vermek, bir görüntü vermek için gelirler. Normalde bir insan namaza geldiğinde Allah için gelir. Namazı Allah için kılar. Ama münafık olanlar Allah için değil de insanlar için kılıyorlar. Ve insanların kendilerini Müslüman bilmeleri, Müslüman tanımaları için namaz kılıyorlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Ve bunlar Allah'ı çok az anarlar. Yani Allah'ı az anmaları, başları daraldığında belki Allah derler. O anlamda düşünülebilir. Bir de normalde bir Müslüman daima Allah'ı anmakla meşguldür. Ve Allah'ı anmak sadece namaza münhasır değildir. Günün başlangıcından ta günün bitimine kadar her halükarda, bütün durumlarda bir Müslüman kendini Allah'a yakın hisseder ve halini Allah'a arz eder. Kalbi Allah ile daimi bir irtibat halindedir. Ama münafık olanlar şeklen Allah'ı anar görülürler. O da işte namaz gibi durumlarda, evde namaz kılmazlar da ama cemaate geldiklerinde o anda onlar da Allah diyor gibi görülürler. Ve bunların Allah'ı anması çok az bir şeydir. Daimi bir zikir değildir. Değerli izleyenlerim, burada ince bir duruma da dikkat çekmekte fayda görüyorum. O da şu, ilgili ayet-i kerime onlar namaz için kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Bu ayet-i kerime münafıklarla alakalı ancak sahabenin, Peygamberimizin o çevresindeki insanların hassasiyetine bakın ki münafıklarla alakalı bu ayeti yeri geldiğinde kendilerine de uygulayabiliyorlar. Diyelim ki bir sahabi sabah namazına kalkmakta, camiye gelmekte kendinde bir tembellik görse acaba ben de münafık mıyım diye kendini sorgulayabiliyor. Bu çok güzel bir hassasiyet, sahabeye yakışan bir tavır. Dolayısıyla münafıkla ilgili ayetleri okurken bile insan kendini sorgulayabilmeli. Acaba ben de böyle miyim? Acaba bende de münafıklıktan bir alamet var mı? İnsan bunları düşünmeli, iç aleminde değerlendirmeli ve münafıklardan olmaktan Allah'a sığınmalı. Gerek söz olarak, gerek davranış olarak münafıklığı çağrıştıran hallerden de uzak kalmalı. Münafıklığın her türlüsünden Allah'a sığınmalı. Bu böyle bir hassasiyetle gerçekleşir. Yoksa bunlar münafıklarla ilgili deyip bize hiç temas etmiyor gibi görmek bu yanlış olur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam münafığın üç özelliğinden bahsediyor. İza haddete kedibe, konuştuğunda yalan söyler. Ve izâ va'ade ahlefe, vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez. Ve izâ tümine hâne, emanete hıyanet eder. Ve bir başka rivayette bir dördüncüsü geçiyor. Ve izâ hâseme gadara, başkasıyla hasımlaştığında zulmeder. Ve ilgili hadisin devamında şu var. Her kimde bu dört özellik varsa o halis bir münafıktır. Kimde de bunlardan bazıları varsa münafıklıktan bazı özellikler taşımış olur. Burada bu hadiste şöyle bir incelik görüyoruz. Münafık olmakla münafıklıktan bazı alametler taşımak bunlar ayrı şeylerdir. Bir Müslüman acaba işte yalan söyler mi? Normalde söylememesi lazım ama söyleyebiliyor. Acaba bir Müslüman
vaadinde durmayabilir mi? Vaadinde durması gerekir ama nice Müslüman vaadinde durmayabiliyor. Acaba bir Müslüman emanete hıyanet eder mi? Etmemesi gerekir ama edebiliyor. Yani realitede, günlük hayatta münafığa benzer haller Müslüman'da da görülebiliyor. Bu durumda acaba bu Müslümana münafık damgası mı basacağız? Hayır, münafık değildir. Ancak o kimse münafıklıktan bazı alametleri taşımaktadır. Yani sağlam bir bünyede mikrobun olması gibi. İşte bünye sağlamdır ama mikroplar da var. Tedavi edilmezse o sağlam bünyeyi yere serebilir. Bir insanda da münafıkların bir kısım özellikleri bulunabilir. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Bediüzzaman'ın şöyle bir tespiti var. Diyor ki, bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım gelirken bu her zaman olmayabilir. Bir kafirin de bütün özellikleri kafir olması gerekirken bu da her zaman olmayabilir. Yani bir Müslüman'da kafirde bulunması gereken bazı özellikler bulunabilir. Münafıklarda bulunan bazı özellikler de işte bir kısım Müslümanlarda görülebilir. Bu durumda o Müslümana biz münafık damgası basmayacağız ama münafıklıktan bazı alametler taşıdığını da bileceğiz. Mümkünse tedavi cihetine gideceğiz. Ve kişi kendisi bunları gördüğünde, farkına vardığında bu durumlardan kurtulmaya çalışacak. Müzebzebine beyne zelik, onlar bunlar arasında müzebzebdirler. Yani gider gelirler. İşte hem müminlerle hem kafirlerle iki tarafı da idare etmeye çalışırlar. La ilahe ula'i, ne onlara gidebilirler tam, onlardan olabilirler. Ve la ilahe ula'i, ne de bunlardan. Yani iki taraftan da böyle doğrudan onların içinde değil, bunların da içinde değil. Bazen orada, bazen burada bir şahsiyetsizlik hali, bir kimliksizlik hali bunlarda hakimdir. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ, Allah kimi saptırırsa, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلَ, artık sen ona asla bir yol bulamazsın. Yani onu kurtarmak için asla bir yol bulamazsın. Allah-u Teala'nın saptırması, Allah durup dururken kimseyi saptırmaz. Ama bir kimse yoldan çıkmak isterse Allah onda dalaleti yaratır. Yoldan sapmak isteyeni saptırır. Hidayete gelmek isteyene de Allah-u Teala hidayet verir. Bu noktada gerek hidayet, gerekse dalalet yaratma noktasında Allah'tandır. Ama buna sebebiyet verme insanın iradesine bağlı olan bir durumdur. Yehdi ileyhi men enab ayeti var. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Demek ki bunun muhalifini düşündüğümüzde Allah kendisinden yüz çevirenden yüz çevirir. Uzaklaşmak isteyeni uzaklaştırır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettahizul kafirine evliya min dunil mu'minin, müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmeyin. Eturidune en tec'alu lillahi aleykum sultanen mubine, Allah için kendi aleyhinizde apaçık bir delil vermek mi istiyorsunuz? Yani siz mümin iken, müminlerle beraber olmanız gerekirken tutup da kafirlere dostluk göstermek suretiyle aleyhinize bir durumu netleştirmek mi istiyorsunuz? Allah'a bu noktada bir hüccet vermek mi istiyorsunuz? Tarih boyunca böyle zaaflar Müslümanlarda görülebilmiş. Günümüzde de yine görülebiliyor. Bakıyorsunuz Müslüman bir devlet, gayrimüslimlerle daha çok beraberliği var. İslam dünyasına yabancı. Onların yanında, yani gayrimüslimlerin yanında izzet aramak gibi bir yanlışın içindeler. Veya fert olarak bakıldığında bazı fertler, bakıyorsunuz ki Müslümanlarla beraber olmaktan ziyade gayrimüslimlerle beraberliği tercih ediyor. Bu gibi sakıncalı durumlar görülebilmekte. İnnel münafıkîne fidderkil esfel minennâr. Münafıklar ateşin en alt derekesinde olacaklar. Yani cehennemin derekatı var, cennetin derecatı var. Cennette 8 mertebe söz konusu, kademe kademe adeta. Cennette mertebeler var.
Cehennemde de aşağıya doğru 7 dereke söz konusu. Ve bunlar içinde en alt tabakada olanlar münafıklar. Çünkü imanda da mertebeler var, küfürde de mertebeler var. Aslında kafir dediğimiz insanlar net olarak küfürleri bellidir. Ama münafık dediğimiz insanlar gerçekte kafir olmakla beraber kendilerini mümin gibi gösteren, yani aynı zamanda ikiyüzlülük yapan, yalancılık yapan ve bu şekilde ortalığı karıştırmak isteyen kimselerdir. Münafık olanlar da kafirlerin küfrüne ilave olarak daha bir takım artı değersizlikler olduğundan, artı menfi şeyler olduğundan bunların cehennemdeki tabakaları daha aşağıda olacaktır. Nasıl ki dünyada mesela hapishaneler var. Hapishaneler suça göre değişebiliyor. Hafif suçluların atıldığı hapishane ile ağır suçluların atıldığı hapishane aynı değil. Şartları aynı değil. Demek ki cehennem aynı zamanda bir hapishane görevi görmekte ve cehennemde de insanların suç durumuna göre, dünyadaki cinayetlerine göre, dünyadaki günahlarına göre orada tabakalar var, değişik kategoriler var. Münafık dediğimiz zümre, Allah'ı aldatmaya çalışan, Müslümanları aldatmaya çalışan bu zümre en aşağıda yer alacaklar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Sen asla onlara yardıma bir yol bulamazsın ve onlara yardım edemezsin. Yani bir insan düşünün, hücre hapsine tıkılmış ve zindan gibi bir yerde. İç içe çok kapılardan geçilecek ki ta oraya kadar gidilsin. Ona bir kimse yardım etmek istese bile oraya kadar ulaşamayacak. Yani bu sembolik olarak da bu mana düşünülebilir. Hayal etmemiz açısından. İşte diğer alemde münafıklar cehennemin en alt tabakasında, artık bunlara kimsenin yardım etmesi öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar tümüyle zavallı bir durumda ve artık hiçbir yerden yardım gelmeyecek, tamamen ümit kesik bir durumda bu şekilde cehennemdeki hayatları devam edecek. Ancak ayet-i kerimenin devamı bir çıkış yolu da gösteriyor. İllellezine tabu, ancak tövbe edenler müstesna. Yani bir insan bugün münafıktır ama yaptığı şeyin kötülüğünün farkına varabilir, tövbe edebilir. Tövbe ettiği zaman artık eski defter kapanır, yeni bir defter açılır ve yeni temiz beyaz bir sayfa açılır. Eskinin münafıkı bugünün samimi Müslüman haline gelebilir. İllellezine tabu, ancak tövbe edenler ve aslahu, durumunu düzeltenler. Yani sadece tövbe ettim demek yeterli değil, durumunu da düzeltmesi lazım. Eskiden hatalı durumları vardı, bunlara bir çeki düzen vermesi ve eksilerini artı hale getirmesi gerekir. Ve atasamu billahi, ve Allah'a yönelenler, ve ahlasu dinahum lillahi, ve dinlerini Allah için yaşayanlar. Yani halis bir şekilde Allah için ibadetini yapar hale gelenler, فَاُولَٰئِكَ مَا الْمُؤْمِنِينَ İşte bunlar müminlerle beraberdirler. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ve Allah müminlere sonra büyük bir mükafat verecektir. Burada tevbe, durumunu düzeltmek, Allah'a yönelmek ve dini ihlasla yaşamak, Allah için halisane, samimane dini yaşamak, bu dört özelliği cem eden kimseler artık münafık değildir. Münafıklıktan kurtulmuşlardır. Bunlar müminlerle beraberdir. Ve Allah müminlere çok büyük bir mükafat verecektir. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer siz şükreder, iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا Ve Allah şakirdir, alimdir. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala kullarına son derece merhametlidir. Bütün insanlar müminiyle, kafiriyle, münafığıyla Allah'ın kullarıdır. Ve Allah-u Teala bu insanları normalde cenneti kazanabilecek şekilde yaratmıştır. Her bir insan cenneti kazanabilir. Ama dünyayı bir imtihan dünyası yapmış. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun demiş. İnsanlar bu yönde tercihlerini kendileri kullanıyorlar.
Bir insan şükreder, şu alemdeki nimetleri görür, bu nimetlere minnettar kalır, bu nimetlerin sahibi olan Allah'a inanırsa elbette Allah da onun mükafatını verecektir. Burada Allah-u Teala'nın iki ismi Şakir ve Alim. Yani insan nimetlere şükreder, şakir olur. Allah-u Teala da kullarının yaptığı iman gibi, salih amel gibi şeyleri karşılıksız bırakmaz. Allah'ın şakir olması, mukabelede bulunması, insanların şükrünü değerlendirmesi o anlamda anlayabiliriz. Ve Allah alimdir. Allah kimin neye layık olduğunu elbette bilendir. Yani Allah kendini bilenleri elbette bilir. Allah kendine şükredenlere elbette karşılık verir. Cenab-ı Hak bizleri samimi müminlerden eylesin. Cennetine, rızasına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.